Merhaba arkadaşlar. Anne baba eğitimi final sorularıyla karşınızdayım. Sizlere birkaç soru anlatacağım. Soru üzerinde bir şeyler öğretmeye, fark ettirmeye çalışacağım. Sonuna kadar güzelce dinleyebilir ve final sınavına girebilirsiniz. Sadece bu video bile çoğu soruları yapmanızı sağlayacak. O zaman hemen başlayalım. Evet ilk sorumuz anne baba eğitimi ile ilgili ebeveyn kaybına çocuğun yaşına göre tepkileri ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır diyor. Yani ebeveyn kaybı yaşayan çocuk e, yaşına göre e, verdiği tepkilerden hangisi yanlıştır diyor onu bulacağız. Burada arkadaşlar e, tek tek şıkları okumak yerine sizlere direkt cevabı söyleyeceğim. Bazı sorularda e, detay vereceğim. Şimdi C şıkkına baktığımızda diyor ki 7 yaşından önce çocuk aileden birisini kaybederse bu durum çocukta çok ağır belirtilere yol açar. Bu yanlıştır. Neden? 7 yaşından önceki çocukta ebeveyn kaybını fark edecek gelişim düzeyinde değildir. Onun yokluğunu hissedebilir, üzülebilir ama çocukta çok ağır belirtilere yol açmaz arkadaşlar. Cevapta da görüldüğü üzere C şıkkı doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sürecinin ayrılık sonrası döneminde ayrılık kararının alınıp bunun uygulamaya koyulmasından sonra yaşanan yaz evresinde yaşananlardan biri değildir diyor. Arkadaşlar Boşanma süreci ayrılık sonrası döneminde yaz evresi vardır. Bu evrede adından da belirtildiği üzere yaz evresi yani üzüntü, bunalım, depresyon evresidir bu. Bu dönemde yaşananlardan biri değildir diyor. Şıklara bakacak olursak şimdi A, B, C ve E şıkları işte yazla ilgili olumsuz kaybedilenleri geri almak için pazarlık yapmak, gerçeği reddetme, kendini insanlardan soyutlama ve öfke bunlar negatif, olumsuz kavramlardır. D şıkkına baktığımızda paylaşma ve birbirini rahatlatıcı davranışlarda azalma şıkkı olumlu bir şıktır. Yani yas evresinde olacak bir e, kavram değildir. Paylaşma ve birbirini rahatlatıcı davranışlarda azalma yaz evresinde görülmez arkadaşlar. Bowley'e göre Bowley kimdi? Bağlanma deyince aklınıza Bowley gelecek. Yalnız bağlanma ile ilgili ilk fikir ortaya atan kişi Ainsworth'tur. Onu unutmayalım. Bowley'e göre bebeğin anneye ve annenin bebeğe bağlanması türü özgü tutum sistemleri sonucunda meydana gelmektedir diyor. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Boyle'nin bağlanma için tanımladığı 5 davranış çeşidinden biri değildir diyor. Boyle'nin 5 davranış çeşidi var bağlanma ile ilgili. Bunlar ağlama, yapışma, emme, izleme şeklinde sıralanıyor. Fakat dinleme diye bir davranış çeşidi yoktur arkadaşlar. Ben videoları yani okuma süreme göre ilerletiyorum. Siz durdurup çözebilir, sonra ilerletebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sürecinin ayrılık sonrası döneminde ayrılık kararının alınıp bunun uygulamaya koyulmasından sonra yaşanan yaz evresinde yaşananlardan biridir. Bir önceki soruda biri değildir diyor. Aynı soru yaşananlardan biridir diye soruyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar olumsuz algılamalarda çoğalma yaşanmaz. Farklı bir yaşam hayali kurma yaşanmaz. Paylaşma ve birbirini rahatlatıcı davranışlarda azalma yaşanmaz. Bir önceki soruda zaten cevap buydu. E şıkkında sevgi ifadesi olan davranışlardan kaçınma yaşanmaz. Bu dönemde yaz evresinde ne yaşanır? Gerçeği reddetme yaşanır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi anne babaların okul öncesi eğitim kurumunun eğitimine etkin katılım yollarından biri değildir diyor. Bakın arkadaşlar, etkin katılım yani gidecek, okuldaki faaliyete katılacak, gelecek, sürekli okulla içli dışlı olacak, yani bir hareket olacak, bir gidiş, bir geliş olacak. Hemen C şıkkına baktığımızda ailelere okulda uygulanan etkinlik örnekleri gönderilebilir diyor. Yani aileye diyor ki sen zahmet etme, sen okula gelme, sen etkin katılma. Ben sana etkinlikleri gönderirim evde bakarsın. Bu etkin katılım yollarından biri değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ben dili mesajının kabul edilmeyen davranışın tanımlanması üyesiyle ilgili örneklerden biri değildir diyor. Arkadaşlar ben dili ne demek? İşte ben kelimesini kullanarak karşıdakini anladığını düşünmek, kendinden örnek vererek durumun sonuçları hakkında yorumlar yapmaktır. Buraya baktığımızda çekmeceleri karıştırdığında nokta nokta. Mutfağı dağınık bırakınca işte ben şöyle oluyorum. Müziğin sesini çok fazla açınca benim kulaklarım e, zarar görüyor. Başım ağrıyor ben gibi bunda bir şey yok. Oyun oynarken kardeşini itince ben çok üzülüyorum. Bunlar ben dili yani ben koyduğumuzda devamında bir cümle oluşturabiliyorsak ben dilinin tanımlamış olabiliyoruz burada. D şıkkına baktığımızda başım ağrıyor diyor başım ağrıyor kelimesi cümlesi ben dili mesajını kabul edilmeyen davranış tanımlanması ile ilgili değildir arkadaşlar daha çok e, sen diline daha yakın Çünkü suçlayıcı işte senin yüzünden başım ağrıyor demek istiyor burada Aşağıdakilerden hangisi Ainsworth'un yabancı ortam deneyinin 5 aşaması ile ilgili bir ifadedir diyor. Az önce bahsettim en deyince aklımıza ne gelecek? Bağlamayla ilgili ilk fikir ortaya atan kişi en sporttur arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda 5. aşaması arkadaşlar direkt D şıkkına bakalım. Anneye odaya girmesi söylenir ve anne odaya girmeden önce dışarıdan bebeğine seslenir. Sonra odaya girip bir an durakladıktan sonra bebeğini rahatlatıp onu tekrar oyuncakların yanına bırakır ve annenin odadan çıkması istenir. Aşaması Ainsworth'un yabancı ortam deneyinin 5. aşamasıdır. Bunu da unutmayalım. Nokta nokta çocukla tartışmadan, anlaşmadan, pazarlık yapmadan, onun isteklerini dikkate almadan, anne baba tarafından belirlenen kural ve emirlerin çok katı bir şekilde uygulaması şeklinde tanımlanan ifade nedir diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz çocuğa sormuyor, danışmıyor, çocuğun fikrini almıyor. Belli katı ve kurallar var. Bu kuralları çocuğa uygulatmaya çalışıyor. Nedir bu? Otoriter baskıcı tutumdur. Adı üstünde. Aşağıdakilerden hangisinin primer nedeni sevilen kişinin başkasıyla paylaşılamamasıdır? Primer neden dediği arkadaşlar en önemli nedeni, ilk nedeni, en temel nedeni şeklinde anlayabiliriz. Sevilen kişinin başkasıyla paylaşılamaması. Mesela çoğunuzun çocukları var ya da kardeşi. Aileye yeni bir birey geldiği zaman ne yapıyor? Çocuk anneyi ya da babayı kardeşiyle paylaşamıyor. Biz buna ne diyoruz? Kardeş kıskançlığı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin primer temel nedeni içsel ve dışsal engellemelerdir? Arkadaşlar, birini içten ve dıştan engellerseniz size saldırır. Yani saldırganlık davranışı gösterir arkadaşlar. Yine hangisinin primer nedeni güvensizliktir diyor. Güvensizlik arkadaşlar ne ile ortaya çıkar? Tırnak yeme. Yani bir çocuk ya da biri tırnak yiyorsa bir güvensizlik durumu ortada vardır diyebiliriz. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar ee, direkt yanlış cevaptan ee, ilerleyeceğim. Şimdi değişikliğine dikkatinizi çekeyim. Disiplin çocuğun yapabileceğinden fazla bir şey beklerken cezalandırmada çok az şey beklemektedir diyor. Bu yanlış. Neden yanlıştır? Cezalandırmada bir beklenti yoktur. Artık istenen şey yapılmamıştır. Hoşa gitmeyen bir durum vardır ortada. Yani çocuktan bir şey beklemiyoruz artık. Çocuk bir şey yapmış. Bunun karşılığında ona bir ceza, bir yaptırım uyguluyoruz. Çocuktan çok az şey beklemek ifadesi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisini etkin anne baba olmanın ilk koşuludur? Etkin anne baba olmanın ilk koşulu arkadaşlar nedir? Çocuğu iyi tanımaktır. Amerika, Japonya ve Batı toplumlarında annelerin çocuklarına karşı tutumlarında farklılıklar mevcuttur. Bu açıklamaya göre annelerin tutumlarını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek Amerika, Japonya ve Batı toplumları nedir? Farklı kültürlerin ee, annelerinden bahsediyor. Annelerinin çocuklarına karşı tutumlarından bahsediyor. Yani farklı kültürdeki annelerin çocuklarına karşı farklı tutumlar göstermesi nedir? Kültürel bir olaydır. Yani kültürel değerler diye cevaplandırabiliriz arkadaşlar. Çocuk ve anne arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Ahmet çocuk diyor ki Ahmet bugün benimle hiç oynamadı. Benim istediklerimi yapmıyor. Anne ise senden küçüklerle geçinmeyi öğrenmek zorundasın şeklinde iletişim kuruyor. Buradaki iletişim engellerinden hangisinden bahsettiğini soruyor bize Ahmet işte arkadaşını şikayet ediyor. Benimle hiç oynamadı. Benim isteklerimi yapmadı. Anne de diyor ki senden küçüklerle geçinmeyi öğrenmek zorundasın. Yani çocuğuna ne yapıyor? Ahlak dersi veriyor arkadaşlar. Anne babaya konuya özgü becerilerin öğretilmesi, sosyal ve duygusal destek verilmesi, anne baba ve profesyoneller arasında bilgi alışverişi, anne babanın bir gruba katılması Uygun anne baba çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi ve anne babaya toplumsal kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olmak gibi pek çok değişik biçimde tanımlanan ifade nedir diye soruyor. Bu ifade arkadaşlar aile katılımı ifadesidir. Aşağıdakilerden hangisi sözel olumsuz disiplin yöntemlerinden biri olan çocuğu sözle hor görmenin örneklerinden biri değildir diyor. Dokunma ellerin taş olur. Akşam baban gelince görürsün. Sen babana söyleyeyim de seni dövsün. Geberteceğim seni. Bir daha ellersen ellerini kırarım ifadeleri hor görme örneklerindendir. Fakat A şıkkı ben senin annen değilim. Çocuğu sözle hor görme örneklerinden değildir arkadaşlar. Suçluluk duygusu kaç yaş aralığında ortaya çıkmaktadır diyor. Arkadaşlar suçluluk duygusu 3-6 yaş arasında ortaya çıkar. İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için verilen nahoş uyarıcıya ceza diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi etkin anne baba olmanın ikinci koşuludur diyor. çocukla nitelikli birliktelik, çocuğu iyi tanımak, yaşanılan evi öğrenme ortamının sağlanmasında nasıl kullanılacağını öğrenmek, çocuğun nasıl gözleyeceğini bilmek, çocukla iletişim kurmak diyor arkadaşlar. Az önceki soruda etkin anne babanın birinci koşulu neydi? Çocuğu iyi tanımaktı. İkinci koşul ise arkadaşlar çocuğunu nasıl gözleyeceğini bilmektir. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Direkt C şıkkına baktığımızda disiplinin amacı birilerinin haklı birilerinin haksız olduğunu ispat etmek olmalıdır diyor. Burada arkadaşlar yani haklı haksız aramak yerine disiplinle mevcut sorunu ortadan kaldırma amaçlanır nokta nokta anne babaların çeşitli nedenlerden dolayı çocuğu istememesi, çocuğun sağlık hizmetlerini aksatarak ona düşmanca duygular beslenmesi olarak tanımlanabilir diyor. Burada arkadaşlar e, ne yapıyor? İstememek nedir? Birini itmektir. O da itici tutum. Aşağıdakilerden hangisi sözel olumsuz disiplin yöntemlerinden biri olan sevgiyi esirgemenin örneklerinden biri değildir. Yani hangi cümlede sevgiyi esirgeme örneği yoktur diyor. Direkt A şıkkına baktığımızda, bir daha ellersen ellerini kırarım da sevgi esirgeme örneklerinden biri değildir. Bu direkt ceza verme ifadesidir. Mesela B şıkkında seni artık sevmiyorum, sevgiyi esirgiyorum. Ben senin annen değilim. Anneliğimi esirgiyorum. Ben hasta olayım da annesiz kal. Yine anneliğini esirgiyor. Sen git komşunun çocuğunu, çocuğu ol. Burada da kendini esirgiyor yine anne. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin koşullarından biri değildir diyor arkadaşlar. Direkt E şıkkına baktığımızda Anne baba istediği bir çözümü çocuğa zorla kabul ettirmek amacıyla etkin dinlemeyi kullanmalıdır. Arkadaşlar etkin dinlemede zorla diye bir şey yoktur. Bu kelimeyi gördüğünüz zaman direkt yanlış olarak işaretleyebilirsiniz. Anne baba tutumu olarak en sağlıklı, en başarılı olan tutum tabii ki de demokratik tutumdur arkadaşlar. Nokta nokta fobilerin etkisinin azaltılmasında ya da ortadan kaldırılmasında sık kullanılan bir tekniktir diyor. Yukarıdaki boşluğa ne gelecek? Fobi nedir? Korku. Korkulara karşı kişiyi duyarsız hale getirmek için e, kullanılan yöntemdir. Yani sistematik duyarsızlaştırma. Aşağıdakilerden hangisinin primer nedeni Artık primeri biliyoruz mülkiyet duygusunun gelişmemiş olmasıdır diyor. Mülkiyet nedir? Sahip olma duygusu gelişmemişse çocuk ne yapar? Çalar. Yani çaldığı şeyin, aldığı şeyin bir başkasının mülkiyeti, bir başkasına ait olduğunu düşünmeden yapar bunu. Kişinin bazı kuralları benimsemesi ve dış uyaranlara gerek kalmadan bu kurallara kendi kendine uyması ve uygulamasıdır şeklinde verilen ifade nedir arkadaşlar? Tabii ki de öz yönetim, iş kontrol diyebiliriz. Nokta nokta anne babaların çocuğu görevinden fazla kontrol etmesi ve özen göstermesi anlamına gelir. Bu da ne yapıyor? Çok fazla özen gösteriyor, aşırı kontrol ediyor. Adı üstünde aşırı koruyucu tutum. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sürecinin ayrılık öncesi evrelerinden biri olan aşınma evresinde yaşananlardan biridir? Yani dikkat edelim ayrılık öncesi aşınma evresi. Buraya baktığımızda arkadaşlar C şıkkı paylaşma ve birbirini rahatlatıcı davranışlarda azalma bu dönemde yaşanan durumlardan biridir. Bir ailede bir gün görmezlikten gelinen yaramazlığa, ertesi gün ağır bir ceza verilmesi, annenin yaptığını babanın bozması ya da babanın vermiş olduğu cezayı annenin kaldırmaya çalışması olarak tanımlanan anne-baba tutumu nedir? Tutarsız tutumdur arkadaşlar. Yani bir öyle bir böyle bir gün kızıyor çocuğun yaptığı harekete, diğer gün yaptığı aynı harekete kızmıyor. Tutarsızlık e, tam olarak bunu ifade ediyor. Aşağıdakilerden hangisinin primer nedeni çocuğun kendi varlığının benliğinin farkına varmasıdır diyor arkadaşlar. Çocuk kendini, kendi varlığının ve benliğinin farkına varmasıyla ne olur? İnatçılık ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Navarro'ya göre öz denetimi sağlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir diyor arkadaşlar. Burada direkt B şıkkına baktığımızda çocuklar kuralların uygulaması aşamasında pasif rol alırlar. Arkadaşlar çocuklar her zaman aktif rol almalıdırlar. Aşağıdakilerden hangisinin primer nedeni çocuğun gerçeği iyi algılayamamasıdır? Yani çocuk gerçeği algılayamadığı için aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? Gerçeğin zıt anlamlısı nedir? Yani doğru. Gerçeğin zıttı nedir? Yalandır. Yani yalan söyleme. Utanma duygusu kaç yaş aralığında ortaya çıkmaktadır? Bir önceki soruda suçluluk duygusu neydi? 3-6 yaş. Utanma duygusu ise arkadaşlar 1.5-3 yaş arasında ortaya çıkar. Evet, son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin primer nedeni engellemelerdir? Ne demiştik? Engellendiği zaman kişi ne yapar? Saldırır. Saldırganlık var varmışlıklarda yok. O zaman saldırgan bir kişi nasıl bir ruh halindedir? Öfkelidir değil mi? O yüzden eee sessiz olun. Öfkeli insanlardan uzak durun konuyla ne alakası var bilmiyorum ama son soruyu bu şekilde bağlamak istedim arkadaşlar anne baba eğitimi final hazırlık soruları çıkmış sorular karışık örnek sorular bu şekildeydi finalden önce bu videoyu mutlaka izleyin videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayınız ve kanala abone olunuz lütfen Sorunuz varsa bu videonun altına yorumda sorunuzu sorabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.